Etkinliklerin düzenlendiği festivalde bugün kano turu yapılıyor. O noktaya çevireceğiz şimdi kameralarımızı. Muhabirimiz Mikail Kurban bizi bekliyor detayları paylaşmak üzere. Mikail. Evet, Palandöken Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali'nin ikinci günündeyiz. İkinci gününde tabii bir yandan jet ski yarışları, diğer taraftan da kano etkinliği düzenleniyor. Kameraman arkadaşım Cahit Yıldırım şimdi o görüntüleri ekranlara getirecek. İkinci gününde de festivalin dolu dolu anlar yaşanıyor. Adrenalin dolu anlar yaşanıyor burada. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular burada, işte gördüğünüz bu göl üzerinde adrenalin dolu anlar yaşıyorlar. Tabii dün jet ski yarışları vardı. Bugün jet ski gösterileri var. Diğer taraftan da kano turları yapılıyor burada. Bulunduğumuz noktadan bahsedelim. Erzurum'un Palandöken ilçesindeyiz. Palandöken ilçesindeki Teke Deresi mevkisinde bulunan işte bu gölde bu ikincisi düzenlenen ulusal ve ulusal su ve doğa sporları festivali devam ediyor. Tabii gerçekten muhteşem görüntüler şu anda ekranlara geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından, İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan yaklaşık 80 sporcu bu festivale katıldı ve Erzurum tabii kış sporunda adından söz ettiriyordu, artık yaz sporlarında da biz de varız demek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından işte bu yaz sporları festivali düzenleniyor. Tabii sadece su sporları değil, yine doğa üzerine de burada aktiviteler yapılıyor. Neler var onlardan da dilerseniz bahsedelim. Atlı safari var yine burada. Atlı safariyle gelen misafirler doğa turuna çıkıyorlar. Yine flyboard gösterileri yapılıyor. Yine bulunduğumuz bu göl çevresine de Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler, sporcular kamp kurdu. İşte bu kamp içerisinde gece saatlerinde de açık hava sineması, yine canlı müzikle birlikte, tabii korona sürecinde özellikle yeni normalleşmeye geçişle birlikte artık festivallere de yine tedbirler dahilinde başlandı. Gelen sporcular burada yeteneklerini sergiliyorlar. Bir taraftan jet ski yarışları burada, dün özellikle jet ski yarışları yapıldı. Bugün jet ski gösterileri yapılıyor. Hatta gelen misafirler de burada göl üzerinde jet ski'ye binme imkanı buluyorlar. Şu anda kameraman arkadaşım Cahit Yıldırım kano turlarını ekranlara getiriyor. Aslında sıcak bir hava vardı bugün Erzurum'da. 29 derecelik gündüz saatlerinde 29 derecelik bir hava sıcaklığı vardı, ancak şu an biraz da rüzgar var. Dalgalar da bu rüzgarın etkisiyle birlikte biraz hırçınlığını artırmış durumda. Tabii kano turlarında da azgın dalgalarda gördüğünüz gibi burada misafirler, sporcular dalgalarla mücadele ediyorlar. Kano turları yapılıyor. İkincisi düzenlenen Palandöken Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali burada gerçekten adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Bulunduğumuz bu gölde tabii geçtiğimiz yıl Erzurum'un Uzundere ilçesindeki gölde yapılmıştı. Erzurum artık su sporlarında adından söz ettirmek için işte bu festivallere artık yer veriliyor Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bulunduğumuz noktanın rakımından da bahsedelim. Tabii Palandöken ilçesindeyiz dedik. Şu anda yaklaşık 2500 rakımdayız. Bulunduğumuz bu gölde 2500 rakımlı bir göl. İşte bu göl üzerinde sporcular nefes kesen gösteriler gerçekleştiriyorlar. Yarışlar yapılıyor burada. Jet ski yarışları, flyboard gösterisi, yine burada kano turları da atılıyor. Tabii iki gün sürüyordu bu festival. Bugün itibariyle artık festival sona erecek. Katılımcılara da biraz sonra yarışmalarda kazanan sporculara da madalyaları verilecek ve madalyaların ardından da artık gece saatlerinde kamp var demiştik. Hemen bulunduğumuz noktanın arka tarafında da çadırlarda geceyi geçiren vatandaşlar bu kampta dolu dolu anlar yaşıyorlar. Madalya töreninin ardından da ikincisi düzenlenen Palandöken Doğa ve Su Sporları Festivali sona erecek diyelim ve Erzurum'dan sözü tekrar size bırakalım.